Venezuela Venedik Marco Polo Havalimanı'ndan herkese merhabalar. Şu anda gördüğünüz gibi Marco Polo Havalimanı'ndayız. Havalimanı denizle birleşmiş halde. Şu anda bineceğimiz vapurla yaklaşık 1,5 saat yolculuktan sonra Venedik merkeze varacağız. Hep birlikte 3 gün dolu dolu güzel bir gün geçirmeye çalışacağız. Bakar mısınız, çok ilginç. İstanbul'da Zekeriya Köy'e geldik galiba ama biz Venedik'te gelmiştik. Yolumuzu mu şaşırdık acaba? Ama değil. Sadece bir isim benzerliği. San Zakaria ineceğimiz istasyonun adı bizim İstanbul'daki Zekeriya Köy'e benziyor. Evet, Venezia'da kiraladığımız daire. Kısaca bir tur atalım. Ara sokakları demeyelim, ara kanalları. Bu kanallardan işte gondollarla insanları geziyor. Arkadaşlar, gezimizi buradan başlıyoruz. Venedik'in kalbi olarak bilinen San Marco Meydanı, etrafında bulunan birçok önemli yapılar, eserler ve kafeteryayla birçok turisti buraya çekmektedir. 19. yüzyılda küçük ağaçlarıyla noktalanan, inşa edilen meydanın en popüler yapıları San Marco Bazilikası ve Dükleri Sarayı'dır. Napolyon'un San Marco Meydanı'nın Avrupa'nın en iyi çizim odası olarak adlandırılması meydanın güzelliğini en kısa şekilde özetlemektedir. Harika mimari eserleriyle ve turist karabalığı olması dışında da San Marco muhteşem bir meydandır. Güvercinlerin San Marco Bazilikası üzerinde bulunan hassas mozaiklere zarar vermesi sebebiyle de sayısını azaltması için çalışmalar yapılmış. Fakat bu çalışmaların tam anlamıyla başarıya da ulaşmamıştır. Ya böyle bir şey görülmemiş ya, şu hayvanlar. Şu hayvanlara bakar mısınız ya? Merak eden arkadaşlar için herkese Venedik'ten merhaba. Çok güzel bir şey anlatmak istiyorum. Şöyle bir telefon veriyor Turizm Bakanlığı'na ait bir noktalardan. Ve içerisine bilgi yüklüdür. Türkçe, Rusça, İngilizce. Ödüyorsun buna 20 euro ve Venedik'te komple yaklaşık 180 noktayı gezebiliyorsun. Bir gün içerisinde, iki gün içerisinde alıyorsun. Günlük 20 euro ödeniyor. Ve noktalar var. Mesela 110'a basıyorsun. O noktaya geliyorsun. Sana Türkçe veya Rusça veya İngilizce her şeyi güzel bir şekilde anlatıyor. Venedik'te gelenler olursa mutlaka böyle bir şey alsınlar. Öbür türlü gelmemiş sayılırsınız Venedik'te.
dostlar, burası da Venedik'in kalbi diyelim, ticaret kalbi. Şu anda da öyle. Canal Grande adıyla 11 Mart 1621 tarihli Venedik Senatosu kararıyla Canal Grande kıyısında bulunan saray, Venedik'te ticaret için gelen Türk tüccarlarıyla Venedik'te devamlı ticaret yapan Osmanlı'ya tahsil edilmiştir. 13. yüzyılda tüccar Palmiera tarafından yapılan bu sarayın adı da Fondaccio di Turci, yani Türk Ticaret Merkezi diye adlandırılmıştır. Bu gördüğünüz bina da Osmanlı tüccarlarına tahsil edilen bina. Ne yazık ki Venedik şehri 2100 yılına kadar çoğusu sular altında kalacağı söyleniyor. Gördüğünüz binayı destekleyen iki el de bu gerçeğin bir sembolüdür. Gördüğünüz karabalık turist akımının %80'i belki de Güney Korelilerden oluşuyor. Güney Korelilerin çoğusu buraya gelmesinin sebebi, yıllar önce kendi Budist dinlerinden vazgeçip Katolik dinine geçmeden dolayı İtalya'yı neredeyse istila etmişler. Genelde Roma, Venedik ve diğer şehirlere yoğunlukla Güney Koreli turistler gelmektedir. Şehrin kalbinde dolaşmaya devam ediyoruz. Orta Çağ'ın son dönemlerine ait kentlerde Yahudilerin toplu olarak yaşamak zorunda bırakılan duvarlarla çevrili ilk gettonun Venedik gettosu olduğunu söyleniyor. 500 yıl geçmesine rağmen de getto sözcüğünün nereden kaynaklandığı ilişkin kesin bir bilgi de yok. Dünyaca ünlü Venedik maskeleri. 1575 yıllarında bu şehirde veba hastalığı ortaya çıkıyor ve sağlık personeli tıbbi maske yerine bu gördüğünüz maskeleri kullanıyor. Bazlamaları maske şeklinde yapıyorlar.